Öğretmenler hususunda da. Evet, atanamayan öğretmenler konusu var. Aslında bu boyut fazla, daha da değişik. 2-3 boyutlu bu. Atanamayan öğretmenler, bunlar 60 bin kadro beklerken 20 bin kadroya bir atama oldu, 40 bin hiç olmadı. Aslında baktığınız zaman Türkiye'de öğretmen ihtiyacımız var. Ama bir taraftan öğretmen fazlası var deniyor. Şimdi köy okulları kapatıldı. Çok aç. Bakın bugün köy okullarını açmış olsak öğretmenlerimizin mağduriyetini bitireceğiz. Köy okulları niçin önemli? İnsanlar doğduğu yerde, atalarının mezarı olduğu yerde toprağı işleyerek belki kalacaklar. Ama bugün köylerimizdeki okullar kapanınca çocuklarının daha iyi eğitim alabilmesi umuduyla insanlar daha kötü şartlarda göç ediyorlar. Hem o toprak işlenmiyor, hem bu çocuklar daha sağlıksız bir şekilde, sağlıksız ortamlarda o aileyle birlikte yaşamak zorunda kalıyor. Atanamayan öğretmenler büyük bir sorun. Kadroları az, 60 bin dediler, 20 bin atandı. Bir de bu atanamayan öğretmenlerin dışında bir de ücretli öğretmenler sorunumuz var. Onlar da geldi bana. Onlarla da görüştüm 1,5-2 saat. Şimdi bunlar da enteresan. 10 yıldır, 15 yıldır ücretli öğretmen olarak çalışıyor. Yani kadrolu öğretmenle aynı derslere giriyor. Aynı öğretmenler odasında oturuyor. Sigortası 16-17 gün yaptırılıyor, 30 gün değil. Aldığı para 1700 lira, 1800 lira. Ayrıca yaz tatiline girince herhangi bir ödeme yok. Eğitim öğretim yılı başlarken her öğretmene biliyorsunuz eğitim öğretim kırtasiye yardım olarak çok da Evet. güzel bir uygulama. Keşke de daha artsa. Bir yardım yapılırken bu insanlara verilmiyor. Bir de düşünün. Çalıştığı dönemde 16-17 gün sigortası yatan kişi 100 yaşından önce emekli olamaz. Emeklilik hakları da yok. Şimdi bir an önce bunların hem atanamayan öğretmenlerin hem bu ücretli öğretmenlerin bizim onu da söyleyeyim. İyi Parti'nin bu konuyla ilgili eğitim politikaları başkanımız Suat Hanım'ın çalışması var. Genel Başkan Yardımcımızın partimizin politikası halinde. Öğretmen, ücretli öğretmen bu ayrımların tamamını kaldıracağız. Hepsi kadrolu hale gelecek. İnşallah.